Evet değerli dostlar, hacmi 3 gün üst üste artan hisse senetlerine bakacağız. Yani itibariyle hangi şirketler varmış ona bir bakalım. 3 gündür üst üste hacmi artan şirketlerde Aysel varmış, Alcar varmış, Arçelik, Arene, Bahfaş, Bakap, Biryat, Cemaş, DESPC, Digate, Diginmo, Dokta, Diobo, Egup, Erbos, Proto, Gezza, Galata Wind, Hedef, Hektaş, Işıklar Plastik, İşmen, Kafein, Lokman Hekim, Orge, Tınsut, Polho, Seleç, Havava Limanları, Tır GYO, Vesbe, Vakıf GYO, Serve olmak üzere bu 36 tane şirket 3 gündür üst üste hacmi artmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve genel itibariyle burada işlem hacimlerini de görüyorsunuz değerli dostlar. Bakın burada sıralı bir şekilde 4. gün, 3. gün, 2. gün, 1. gün ve son fiyatını görüyorsunuz. Burada da yüzdelik kapanışlarını görebiliyorsunuz. Genel itibariyle sadece Vakıf GYO'da bir düzeltme hareketi mi diyeyim. Gerçi burada da Işık Plastik'te de varmış. Genel itibariyle hepsi artı bir şekilde kapatmışlar günü. İşlem hacmi çok önemlidir. Bir hikaye oluşmuş olabilir. Tabii biz buradaki bir kriterimiz var. Hangi kriterdir o? Yani fiyatı artan şirketlere bakıyoruz. Çünkü en azından işlem hacmi çok 3 gündür 4 gündür üst üste hacmi artıyor. Demek ki artık bir yükseliş trendine mi giriyor? Yoksa yeni bir hikaye mi var? Bir hazırlık mı var? Ona göre bir strateji belirleyebiliriz. Burada tabii ki hoşumuza giden bazı şirketler var. İşte biraz önce Galata Wind'in hedef fiyatını vermişlerdi aracı kurumlar. Ondan dolayı da olabilir. İşte TRGO bilançosu da iyiydi. Orge yeni tarihi zirvelerini yani en azından düşüş trendini geçmiş yeni bir yükseliş trendine girdiğini görebiliyoruz. Gezza, Frotto, Airbus genel itibariyle burada çıkan hisse senetlerinin ekran görüntüsünü çekerek yanınıza not bulundurabilirsiniz değerli dostlar. Bir bakın en azından bir haftalık bir seyirlerine bakın. Nasıl bir izlenim, nasıl bir hareket, nasıl bir yol haritası çiziyorlar. Sizler de en azından bu tarz videolar geldiğinde daha da özenli bir şekilde hisselerinizi seçip tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir. En azından bu kriterlere göre yatırım yapan dostlarımız vardır. Biz de tek tek uğraşmasınlar. Sistemin bize vermiş olduğu bazı şirketler var. Onları hemen karşınıza çıkardık. Genel itibariyle bunlardır. Kaç tane şirketmiş? 36 tane. Bunun genel itibariyle birkaç tanesini çıkarsan yani 15-20 tane şirketi burada bulabilirsiniz. Yani en azından hacim benim için önemlidir diyen dostlarımıza gelsin. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.